Haklıyız'a hoş geldiniz. Bugün kamuoyunda da çok konuşulan bir konuyu, kamu sektöründe çalışanların ihraçlarını konuşacağız. Bugün söz konusu konuyla ilgili bir raporumuz yayınlandı. Dönüşü olmayan ihraçlar adlı raporumuz. Benimle birlikte Af Örgütü Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener burada. Bugün çıkan raporun neler anlattığını, raporun yöntemini ve tavsiyelerimizi aslında açıklayacak. Hemen aslında başlamak istiyorum. Rapor neye odaklanıyor, neyi anlatıyor? Çok basit bir şekilde söylemem gerekiyorsa aslında rapor bütün bu işlenen sürecin yani 2 yıldan bu yana aslında bütününe baktığında sürecin 2 yıldır devam eden bir takım yaşanan olaylar var. Bütün bunların aslında bu süreçlerin işletilmesinde vesaire de bir anlamda şeffaf olunmadığı ve uluslararası standartlara uyulmadığı saptamasını yapıyor. Yani raporda biraz sonra anlatacağız. Pek çok yöntem de kullanılıyor ve çok derin bir inceleme yapılıyor. Vardığımız sonuç çok basit bir şekilde söyleyecek olursam sürecin uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmadığı, gerekli uygulamaların yapılmadığı, birçok usul hatasının vesairenin bulunduğu ve tabii ki şeffaf bir sürecin maalesef işletilmediği saptaması. Belki biraz bu ihraçların geri planına bakabiliriz öncelikle. Hani 2 yıldan uzun bir süreden bahsediyoruz. 130 bin, yaklaşık 130 bin kişiden bahsediyoruz. Çok Hala yüksek. adalet sağlanmasını bekleyen insanlardan bahsediyoruz. Hani biraz geri planını, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasını konuşuruz diye düşündüm. Aslında senin de söylediğin gibi sayı çok yüksek. Yani toplam ihraç sayısı 129.612 kişi. Yani 130 bin kişiye yakın insanın aslında etkilenen, bir şekilde etkilenen hayatlarından, ailelerinden, işlerinden vesairelerinden bahsediyoruz. Total olarak baktığında çok çok ciddi bir rakam. Hemen komisyonuna doğru gelecek olursak, mesela sayılardan gidiyorum hali hazırda madem oradan devam edeyim. Yaklaşık 6 bin kişi iade ediliyor bütün bu sayı içerisinde. Bunların zaten yaklaşık 4 bini yayınlanan KHK'lar aracılığıyla tekrar yani önce bir KHK ile ihraç edilme daha sonra başka bir KHK ile işçi iade edilme gibi bir süreç işletiliyor. Geri kalanı da komisyon kararıyla biraz sonra değineceğiz. Şimdi burada aslında şeyi görüyoruz. Yani bu ihraçlarla ilgili kamu çalışanları arasında polisler, güvenlik görevlileri, öğretmenler, işte sağlık çalışanları çok geniş bir çerçevede ihraçlardan söz ediyoruz. Bizim başından beri söylediğimiz şey de aslında ilk raporumuzda geçen yıl yayımlanan ihraçlarla ilgili ilk raporumuzda da tabii orada komisyon kararlarına dair bir değerlendirme söz konusu değildi. Henüz böyle bir verimiz yoktu çünkü. Orada genel olarak ihraçlara bakmıştık Uluslararası Af Örgütü olarak. Yani telafi edilme ihtiyacı duyulan kararlar olduğunu görüyoruz. Çok ciddi miktarlarda insanın hayatını etkileyen, ailesini, çoluğunu, çocuğunu etkileyen kararlar olduğunu ve yaptığımız önemli saptamalardan bir tanesi de maalesef aslında haksız da pek çok kararın verildiği hem komisyonda hem de genel ihraçlar sürecinde. Evet, senin de söylediğin gibi bu geçen sene çıkan Gelecek Karanlık raporunda ihraç süreci nedenleri ve hani bu süreçte yaşanan baskılar konuşulmuştu. Ama bu rapor daha çok komisyonun kararlarına odaklanıyor. Özel Belki olarak hem ona. komisyondan hem de biraz bu raporun yönteminden konuşabiliriz. Şimdi biz bu raporda elimize ulaşan bir şekilde farklı kanallarla elimize ulaşan yani bunlar bireysel başvuru yapan kişilerin kendilerinden olabilir, sendikalardan olabilir, çeşitli meslek kuruluşlarından vesaire toplam 109 kararı inceledik biz ve bunların hepsine detaylı bir inceleme yaptık. Raporun zaten giriş kısmından sonraki kısmında da bütün bunların detaylı incelemeleri görülüyor. Aslında bir anlamda bize ulaşan kararlar, komisyon kararları üzerinden bir örneklem oluşturduk. Evet, kesinlikle öyle oldu. Evet. Ve bunlar dediğim gibi aslında az önce söylediğim iş grupları üzerinden güvenlik kuvvetleri vardı aralarında mensupları, öğretmenler vardı, sağlık çalışanları, akademisyenler tabii ki mevcuttu. Bu verilen kararların 109 tanesi üzerinden bu incelemeyi yaptık. 5 Ekim 2018 itibariyle komisyonun verdiği karar sayısı 36 bin. Yani 36 bin karar veriliyor ama dediğim gibi aslında başvuru 125 bin civarı. İlk başta ya bu sayılar içerisinde boğulmamak lazım ama aslında düşündüğünüz zaman bunlar çok çarpıcı sayılar Tabii. ve etki alanları da sadece bu başvuru
dediğimiz boyuta indirgenmeyecek kadar geniş. Az önce söylemiştim, 130 bine yakın bir ihraç söz konusuydu. İhraç kararı söz konusuydu. 125 bin tane başvuru var bu ihraçlarla ilgili komisyona. Tabii bunların hepsi sadece bireysel başvurular değil. Kapatma kararıyla ilgili başvurular da var bunun içerisinde. Dolayısıyla kişi sayısı ve etki sayısı çok daha fazla. 5 Ekim itibariyle, yani bu yılın 5 Ekim itibariyle 2018'in 36 bin karar vermişti komisyon. Bu da şu demek oluyor: aslında 89 bin başvuru hala karar bekliyor. Ve aslında uzun da bir süreç. Biraz sonra komisyonla ilgili çekincelerimizi, komisyona yönelik işleyişine ve usullerine yönelik eleştirilerimizi söylerken zaten bunu da önemli bir nokta olarak vurgulayacağız. Komisyon etkili bir başvuru mekanizması olmaktan bir anlamda şeyden dolayı da uzak. Yani çok uzun sürelerle mağduriyetler devam ediyor. Evet, çok fazla sayıda insan var mağdur olduğunu iddia eden ve bunlarla ilgili incelemeler çok uzun zamanlar alıyor. Ve dolayısıyla bu telafisi çok çok zor sonuçlara da yol açıyor maalesef, evet. Pek çok insan açısından. Evet. Ayrıca raporda tabii ihraç edilen 21 kişiyle görüşüldü. Evet. Ve onların akrabalarıyla da görüşüldü. Hı-hı. Yani aslında raporun insani açıdan da bir boyutu var. Kesinlikle var. Hani sadece rakamlar ve hukuki değerlendirmenin ötesinde bir rapor. Tabii. Peki sonuç nedir? Nasıl bir sonuca varıldı bu rapor incelemesinde? Bunu biz... Ya bunu söylemek şu açıdan önemli bence Beril'cim. Yani ilk raporda, Gelecek Karanlık raporunda biz aslında bunun bir anlamda uyarısını yapmıştık. Yani durumun fotoğrafını çektikten sonra eğer etkili bir mekanizma yaratılmazsa, etkin bir itiraz sistemi ve adil bir süreç işletilmezse çok ciddi sayıda insanın hayatını etkileyecek mağduriyetler oluşturabileceğini söylemiştik zaten. Evet. Maalesef şu an geldiğimiz noktada yaptığımız saptama da bu. Bu kişilerin aslında, yani bu keyfi ihraçlar ve bu keyfi ihraçlardan sonra insanların senin de söylediğin gibi yaşadıkları hani mağduriyetler hakikaten çok sıkıntılı. Sadece tabii ki işlerini kaybetmekle kalmıyorlar bu kişiler. Biraz sonra değineceğiz. Yani bu aslında bu keyfi biçimde yapılan ihraçlar. Şunu her zaman istersen konuşmaya başlamadan önce vurgulayayım. Bu çünkü AFA örgütüne yapılan bir eleştiri de, buna bir cevap vermiş olayım. Elbette bu ihraç edilen kişiler arasında şüphesiz bizim ilk günden bu yana vurguladığımız gibi suça karışmış, ciddi suç işleme ihtimalleri olan vesaire kişilerin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bizim aslında burada söylemeye çalıştığımız, bu kişilerle tam tersi hani bununla ilgisi olmayan kişilerin maalesef yaptığımız saptamalarda bir anlamda tırnak içinde karıştığını görüyoruz. Biz ve yani çok hani amiyane çirkin bir tabirle, belki kurunun yanında yaş da yanıyor, hep söylenen bir şeydi bu. Aslında esas ortadan kaldırılması gereken şey bu bizim açımızdan. Çünkü bu kişiler aslında geri dönülemez biçimde, bir anlamda da raporumuza ismini de verdiği biçimde, sadece işlerini kaybetmiyorlar, sadece finansal zarar görmüyorlar. Aynı zamanda itibarları da zedeleniyor ve bu aslında hiçbir zaman tazmin edilemeyecek bir zarar. Yani her şeyden önce bunun için bile bu suça karışmış ya da karışma ihtimali olan kişilerle tamamen hani haksız biçimde ihraç kararları verilenlerin kesinlikle ayrı tutulması gerekiyor. İnanılmaz bir mağduriyet yaratıyor zira. Ben de orada bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında tam da söylediğin gibi, yani adil yargılanma süreci işletilmediğinde bundan hani kesinlikle masum olan, evet, hani belki kişisel düzeyde bir sorun yaşadığı için mağdur edilen insanlar da, evet, dahil edilmiş, kesinlikle, oluyor. Ve adil bir yargılama olmadığı zaman, adil bir süreç işletilmediği zaman bunun herkes fazlasıyla etkileniyor, fazlasıyla mağdur oluyor ve bu yıllarca devam ediyor. Yani kesinlikle, raporun da odaklandığı aslında bu iki yıldan, ilk ihraçlardan bu yana iki yılın üzerinde, tabii, zaman geçti. Tabii bu çok önemli ve yani tam da dediğimiz bu. Bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Çünkü devletin elinde, hani devlet bu konuda hem yetkindir, hem böyle bir kapasitesi vardır, hem böyle bir gücü vardır. Dolayısıyla bu ikisi arasında ayrımı yapabilecek kudrete sahip yapı devlet tabii ki. Tabii ki de dolayısıyla ondan talep edilecek bir şey bu. Yani bu tip mağduriyetlere yol açmaması gereken ya da bu tip mağduriyetlere yol açılması söz konusu olmuşsa bir şekilde bunların hani tazmin edilmesini sağlaması gereken tabii ki devlet yapısıdır. Dolayısıyla hani etkili bir
başvuru ve tazmin mekanizmasının oluşturulması bu yüzden gerekiyor bir evet. an önce. Bunların birbirine karışmaması için. Şeye gelecek olursam, yani komisyonun bizatihi kendisine yaptığımız birkaç tane eleştiri var. Bunlardan bir tanesi aslında kuruluş aşamasında, üyelerinin seçilmesi vesaire aşamasında bağımsız, daha başından olmaması maalesef kurumun. Yani üyelerinin seçilmesi sırasındaki işlenen prosedürün şeffaf olmaması ile ilgili çok detaylı biçimde raporumuzda anlatılıyor neden böyle olduğu. Baştan bu bağımsızlığın sağlanmamış olması. İkincisi, çok uzun süren, az önce belirttiğim gibi, inceleme süreleri. Az önce bununla ilgili bir şey verecektim, süre verecektim. En az bekleyen, evet, yani bütün bu kararlar açısından bekleme süreçleri 4 ay ile 10 ay arasında değişiyor. Yani başvuru yaptıktan sonra 4 ila 10 ay arasında insanlar ya da başvurucular bu başvuruların sonuçlarını beklediler. Tabii burada şunu da eklemek lazım. Bu 4 ay başvurudan sonraki tabii süreç. Ki, yani tabii ki. Komisyonun Ocak 2017'de açıldığını düşünürsek, hani Temmuz daha 2017'de önce ilk çalışmaya başladı tabii. Onu da söylemek lazım. Arada 7 aylık süreç evet, var. Evet. Yani o aradaki sürede de insanların beklemesi gerekti. Tabii. Yani ihraçtan, ilk ihraç edildiklerinden bu yana bekleyenlerin en azı 7,5 ay beklemiş durumda, en çoğu 21 ay beklemiş durumda ve yani bunlar hani en azından komisyonun hakkında olumlu karar verdi. Bir de hala bekleyen on binlerce insan var, bunu da düşünmek lazım. Evet. Önemli eleştirilerimizden bir tanesi de aslında bu başvurucuların daha komisyonla ilgili bir zaman kısıtı olmadığı için daha ne kadar bekleyeceklerine dair en ufak bir fikirleri olmaması. Bu müthiş hani umutsuzluk da yaratan bir şey. Hem ailelerinde hem kendilerinde bu insanların. Dediğim gibi suça karışma ihtimali varsa bu zaten bağımsız ve şeffaf bir süreç işletilerek çok kolay biçimde yapılabilen bir ayrıştırma. Bunun derhal yapılması lazım ve eğer suça karışma ihtimali olmamış ya da ciddi bir suç işleme ihtimali olmamış kişiler varsa ya da başvurucular varsa bunların bir an önce mağduriyetlerine son vermek gerekiyor. Çünkü dile kolay, yani 21 ay, 8 ay, 10 ay, bunlar hani İnsan hayatında çok önemli süreler ya da işte bahsettiğimiz sayılar 3, 5, 10, 20, 30 değil, yani yüz binler, on binlerce insan hala bekliyor. Yüz binin üstünde insandan bahsediyoruz. Çok önemli mağduriyeti. Aslında ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bunların sosyopsikolojik etkisinden, bu ihraçların insanların kendilerini damgalanmış hissetmeleri, tabii, yalnızlaştırmış, izole edilmiş hissetmeleri çok ciddi bir sorun ve bazı görüştüğümüz kişilerde de hani tamir edilemeyecek bir adalete güvensizlik, psikolojik travmaya yol açmış olduğunu görüyoruz. Ben bir alıntı okumak istiyorum. Görüştüğümüz kişilerden birine ait. İhraç edildiğiniz zaman insanlar size farklı gözle bakıyor. İnsanlar size selam vermekten bile çekiniyorlar. Sizi görmemezlikten gelmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Komşularınız bile size farklı gözle bakıyor. Sokakta yürüdüğünüzde görmemiş gibi yapıyorlar. Siz tam olarak neyle suçlandığınızı bilmezken terörist diye damgalanıyorsunuz ve size en yakın olan insanlar tarafından bile tamamen tecrit ediliyorsunuz. Etrafınıza bir bakıyorsunuz ki bir eşiniz, çocuklarınız, birkaç yakın arkadaşınız ve aileniz dışında kimse kalmamış. Evet. Bu ihraç edilen bir öğretmenin söyledikleri. Çok benzer şeyler duyduk. Yani rapor sırasında da hani görüştüğümüz, birebir görüştüğümüz insanlardan çok benzer şeyler duyduk. Dolayısıyla tabii işin çok önemli hani maddi tarafı vesaire, kariyer, şu bu, onlardan da geçelim. İşin çok önemli duygusal, insani bir tarafı da var ve çok fazla kişi ilgilendirici. Aslında toplumsal bir sorun haline geliyor artık. Şeye devam edecek olursam Beril, yani komisyonla ilgili eleştirilerimize, bunlardan bir tanesi de şey aslında, hani ihraç kararlarına dair verilen olumsuz yanıtlarda delillerin çok üstün körü biçimde söylenmesi ve hatta başvuruculara da somut biçimde ya da etkili biçimde bu iddiaları çürütebilme fırsatı vermiyor olması. Evet. Dolayısıyla insanlar aslında pek çoğu online yapılan başvuru formları üzerinden dertlerini anlatmaya çalışıp hani etkili bir şekilde
masum olduklarını tırnak içerisinde ifade etme imkanı vermeden çok hani böyle üstün körü biçimde bunu yaptılar ve bundan da aslında çok ciddi mağduriyetler çıkıyor. Burada çünkü, bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında şey hani bir insan ihraç edildiğinde tam olarak sebebini bilmediği için genel geçer bir sebep verildiği için kendisine aslında bireysel olarak ne yaptığını düşünüp bir anlamda speküle etmek, tabii, tahmin etmek durumunda bırakılıyor. Aynen. Bu da çok önemli bir mağduriyet yaratıyor. Yani bu evet senin de dediğin gibi hani ruhsal açıdan da çok sıkıntılı bir şey. Tam olarak neyle suçlandığını bilemiyor olmak sürekli hani buna dair bir kurgu içerisine girmeyi şey yapıyor. Biz sebeplere baktık mesela ihraç sebeplerine. Burada işte bir takım bankalara, belli bankalara para yatırmak, işte akıllı telefon mesajlaşma uygulamaları, belli sendikalara üyelik, belli gazetelere üyelik vesaire gibi sebepler arasında bunlar var aslında sayılıyor. Ve dediğim gibi yani aslında insanlara hani belli ithamlarda bulunurken şeffaflığın en önemli gereklerinden gereklerinden bir tanesi onlara atfettiğiniz herhangi bir suça dair bir savunma yapma olanağı yaratmak. Ama maalesef komisyon bunu yaratmakta çok başarılı olamadığı gibi gözüküyor bizim raporumuzda. Ama komisyonun tabii raporda da yer aldığı üzere bazı olumlu kararları da var. Tabii. Belki biraz ondan da bahsetmek lazım. Evet. Ben ona da değineyim biraz. Buradaki durum şu. Aslında yani çok yüksek bir oranda değil, %7 civarı bir başvuruya olumlu dönüş de yapılmış. Yalnız şimdi burada tabii bu olumlu bir şey. Yani hani belli bir suça karışma vesaire görülmemiş ve bu kişiler işlerine ihraç edildikleri işlerine aylar sonra da olsa bir şekilde iade edilmişler. Bu olumlu bir taraf. Fakat burada da maalesef burada da bir eleştiri getirmek zorundayız. Çünkü aslında komisyonun verdiği olumlu kararlar kişilerin hayatlarıyla, işleriyle vesaireyle ilgili uğradıkları zararın tamamının tazminine olanak vermek durumunda. Ama bu kararlarda buna olanak tanınmadığını görüyoruz. Evet. Nasıl oluyor bu? İşte belli kurumlardan, belli pozisyonlarda, belli rütbelerde, hiyerarşik seviyenin üstünde vesaire halde çalışıyorken ihraç edilip komisyon kararıyla işe geri dönen bir takım insanlarda daha düşük rütbelerden başlama, işte mesleklerine iade edilme ama işte örneğin kendi hali hazırdaki işini yapmama da araştırma merkezinde tırnak içerisinde kızağa çekmek denilir. Araştırma merkezinde görev verme vesaire akademide gibi daha özellikle. Aynen daha aktif oldukları, hali hazırda çalışıyor oldukları işten daha pasif görevlere alınma gibi ya da işte akademide bahsettiğin sorun hali hazırda çalışıyor oldukları yüksek öğretim kurumlarında değil de başka kurumlara iade edilmeleri falan gibi. Dolayısıyla hani verilen olumlu kararlarda da maalesef olumlu olduğunu söylemenin yanı sıra bu hakkımızı da bu eleştiri hakkımızı da saklı tutmak gerekiyor. Çünkü bu gerçek bir tazmin anlamına gelmiyor. Bu kişiler daha düşük rütbelerle aynı kurumlara döndüklerinde aslında uğradıkları zararı, uğradıkları hak ihlalini tazmin etmiş olmuyorsunuz. Evet. Ve tazminatı yeterli bulmayanların başvurabilecekleri bir mekanizma da bulunmuyor. Yok, ayrıca o da yok yani. Evet. Aslında ben bu kararlardan ve itiraz mekanizmasından bahsederken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yani AHİM'in köksal kararı çok tartışılmıştı. Ve işte Türkiye'de aslında ihraççılarla ilgili iç hukuk mekanizmalarının tüketilmediğini söylemişti. Evet. Aynı zamanda kararda mahkemenin komisyonun etkinliğini inceleme konusunu saklı tuttuğu da belirtilmişti. Evet, evet, doğrudur. Dolayısıyla şimdi baktığımızda Türkiye'de komisyon dışında bir itiraz mekanizması var mı? Evet, yok. Aslında bunu tartışmanın zamanı belki geldi. O karar da çok eleştirilmişti. O kararın üzerine tekrar konuşmanın zamanı geldi. Komisyon etkili mi
ve komisyon dışında bir itiraz mekanizması var mı? Yani tüketilecek bir iç hukuk yolu kaldı aslında mı? Aslında yok buna verilecek yanıt ve tabii ki de şey yani burada mesela senin sorduğun ilk soru daha çok önemli. Komisyonun hani etkin bir mekanizma olmadığı aslında bu verilen kararlarda maalesef sabit zaten. Hı hı. Ve bunun ötesinde de zaten yani komisyona başvurup red kararı alan kişiler ancak idare mahkemesine bir başvuru yapabiliyorlar. Fakat komisyonun az önce söylediğim gibi handikaplarından bir tanesi de ne kadar süreyle karar vereceğine dair herhangi bir belirleme olmadığı için yani bu sonsuza kadar beklemek anlamına da geliyor ve bu kişiler komisyon kararı olmadan başka bir itiraz mekanizması olan idare mahkemelerine başvuru yapamıyorlar. Dolayısıyla ne kadar bekleyecekleri belirsizliği içerisinde bir bekleme süreci. Yani bu da etkililiğini bu sürecin, itiraz sürecinin ve işte hani geri alınma, tazmin vesaire sürecinin etkililiğini çok baltalayan, engelleyen bir şey. Yani komisyon kararı yıllar sonra çıkarsa ne olacak? Hani komisyon kararı yıllar sonra çıkarsa, yıllar sonra idare mahkemesi. Yani insanların ömründen giden zamanlar bunlar. Çünkü dediğim gibi sen de söyledin, olumlu kararlar da çıkıyor. Yani bu aslında hani aslında... bunun olabilme ihtimalinde bize %7 evet çok yüksek bir rakam değil ama olabileceğini gösteren bir kanıt ve aynı başvurucuların iddiaları gibi ve olabilir. Tekrar inceleyecek gibi duruyor. Evet, bu öyle duruyor. Saklı bıraktığı aynen. Konuyu. Ayrıca tabii insanlar damgalandıkları için iş bulmakta da zorlanan, tabii geçim ki. Kaynaklarını kaybeden insanlardan bahsediyoruz. Peki bu insanların hukuka erişimleri nasıl? Avukat tutabiliyorlar mı? Süreci nasıl takip ediyorlar? Bu konuda da raporda bazı bilgiler vardı. Şimdi oradaki saptamamız da şu. Aslında bir yandan baktığınızda bu kişilerin hani kendilerine bir müdafiye işte bir avukat tutarak vesaireyle bu süreci işletmeleri içinde bulundukları durum itibariyle de çok zor. Yani bu kişiler işsiz zaten herhangi bir iş bulma imkanları da çok fazla yok. Çünkü dediğin gibi damgalanmışlar vesaire başka bir işte çalışma imkanları da yok. Genelde maddi olarak çok fazla kaynakları yok. Avukata başvurmak, onlardan hukuki destek almak belli bir maddi imkanı gerektiriyor. Dolayısıyla çoğu bunu tercih etmiyorlar. Çok anlaşılabildiği üzere internette buldukları matbu formları bizim en azından erişebildiğimiz bilgiler doğrultusunda ki genele bunun yayıldığını düşünüyoruz. Kendileri dolduruyorlar ve kendileri aslında yasal desteğe, hukuki desteğe erişimleri olmadan el yordamıyla kendileri bu itiraz süreçlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla hani yasal destek almak da bu tip durumlarda ne kadar önemlidir hepimiz biliyoruz. Buna erişimleri yok gibi gözüküyor. Peki rapor ne tavsiye ediyor? Sonuç olarak raporun hem Türkiye'deki yetkililere hem de uluslararası kamuoyuna bazı tavsiyeleri var. Evet, belki var. Onu konuşarak toparlayabiliriz. Bizim en önemli tavsiyelerimizden bir tanesi bu kişilerin yani bu ihraçlar sebebiyle türlü mağduriyetler yaşamış. Dediğim gibi raporda çok detaylı anlatıldığı için buna girmeyeceğim şu anda ama bu kişilerin her türlü mağduriyetlerinin yani işte psikolojik hizmetler, sosyal hizmetler, finansal durumları vesaire ve bu açıdan uğradıkları her türlü zararın bir an önce tazmin edilmesi devlet tarafından ve bütün bu giderlerin karşılanması. İlk ve en önemli tavsiyemiz bu diyebilirim. Bir de yani... bu kararlarla ilgili bütün bu işletilen süreçte ve alınan sonundaki kararlarla ilgili tüm usul güvenceleri sağlanmalı. Bunu istiyoruz. Yani olağan disiplin süreci çerçevesinde bütün bunların yürütülmesi gerekiyor. Ve bu dediğim gibi usul güvenceleri çünkü... Hakikaten komisyonun işleyişinde de bu son iki yıldaki yasal işleyişte de usule dair çok ciddi sıkıntılar ve sorunlar saptadı bu raporda Uluslararası Af Örgütü ve onlara dair de tavsiyeler bulunuyor zaten. Bu usulün güvence altına alınması ikinci bir tavsiyemiz. Bir de
bu kişilerin az önce anlattığım hani yeterince tazmin yani tazmin edilmiş olsa bile aslında gerçek anlamıyla zararlarının tazmin edilmediği olumlu başvuru olumlu kararlarda da aynı şekilde bu kişilerin elde ettikleri tazminata karşı da herhangi bir itiraz şeyleri bulunmuyor, mekanizmaları. Bunun da yani bu kişilerin de o yetersiz olduğunu düşündükleri tazminata karşı bir itiraz hakkının garanti güvence altına alınmasını istiyoruz. Aslında bu. İkinci bir şey noktamız, tavsiye noktamız artık bu keyfi ihraçlara tamamen son verilmesi gerektiği. Çünkü 25 Temmuz'da, evet 25 Temmuz'da bir düzenleme, yapılan bir düzenlemeyle bu kişilerin olağanüstü halde kalktıktan sonra aslında 3 yıl daha bu şekilde KYK'larla önümüzdeki süreçte ihraç edilebileceklerine dair bir düzenleme yapıldı. Bunun derhal ortadan kaldırılmasını istiyoruz ve keyfi ihraçlara hemen hemen derhal son verilmesini istiyoruz. Ve aslında dediğim gibi yani bütün bu süreçlerden kaynaklı insanların yaşadığı hak ihlallerinin hep söylüyoruz bunlar sadece gerçekten işlerini kaybetmeleri anlamına gelmiyor. Biraz derin düşündüğünüz zaman yani bu kişilerin çalışma hakkı, seyahat hakkı, pasaportlarla ilgili vesaireyi biz ilk raporumuzda da çok özellikle vurgulayarak söylemiştik. Örgütlenme özgürlüğü vesaire bir sürü konuda aslında barınma falan bunların hepsi etkileniyor bu kararlar sonucunda. Dolayısıyla bu tip görevden uzaklaştırmaların ya da ihraçların bu haklardan faydalanmamayı doğurmasının da önüne geçmek gerekiyor. Artık hani Türk makamlarından istediğimiz önemli şeylerden bir tanesi de talep ettiğimiz önemli noktalardan bir tanesi de bu. Senin de dediğin gibi uluslararası toplumdan da taleplerimiz var. Hem raporda özel bir kısım olarak belirtilmiş hem de Uluslararası Af Örgütü bunu her zaman dile getiriyor zaten. Uluslararası toplumda da çok büyük bir sessizlik var buna dair. Yani ülke içinde de aslında var biraz belki ama uluslararası toplumda da maalesef buna dair bir kayıtsızlık söz konusu. Sessizlik ve kayıtsızlık söz konusu. Bunun artık son bulması gerektiğini ve bütün hani ilgili kurumlara vesaireye buna dair aslında etkili olarak değerlendirmeye bunu ve hani bu sorunun çözülmesine katkı sunmaya davet ediyor Uluslararası Af Örgütü. Son olarak söyleyeceğim şey şu Beril, benim en başta da söylediğim şey aslında. Dediğim gibi yani bilgisini bu konuya dair suça karışmış, suç isnadı da bulunmuş ya da bu şekilde hani kuvvetli şüpheye sahip kişilerin aslında bu mevcut on binlerin içerisinden ayrılabileceğini ve diğer kişilerin mağduriyetlerinin öyle bir ay iki ay falan sonra değil derhal hani sonlandırılması gerektiğini ve aslında işe iadelerini talep ediyor Uluslararası Af Örgütü. Peki, teşekkürler Ruhat. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için.